Her yıl denize atılan binlerce atık deniz canlılarını ve doğayı olumsuz etkiliyor. Çevre haftası kapsamında da onlarca farkındalık için dalgıçlar diplere daldı. Ve denizden süpürgeden bota kadar binlerce atık çıktı. CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'la kameraman Sercan Sever'in haberi. Botlar, şişeler, hatta elektrik süpürgesi. Tüm bunlar çöp kutusundan değil, masmavi denizlerden çıkarıldı. Pendik Belediyesi denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için Pendik sahilinde bir dizi etkinlik düzenledi. Türkiye Çevre Haftası kapsamında Pendik sahilinde başladı etkinlikler. İlk olarak flyboard gösterisi düzenleniyor. 2020 senesinde hakikaten müsilajla ilgili çevre duyarlılığı çok daha üst seviyeye geldi. Biz de bu duyarlılığı daha fazla etkin hale getirmek ve bununla ilgili farkındalık oluşturmak adına bugün bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Emine Hanım Efendi'nin başlatmış olduğu sıfır atık projesini bütün Türkiye'nin gönülden kabul ettiğini görüyoruz. Burada dalgıçlarımız var, dip temizliği yapıyorlar. Gösterilerin ardından Pendik arama kurtarma ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan onlarca dalgıç kıyafetlerini giydi, denize daldı. Lastikler var, bir sürü atıklar var, yani aklınıza gelmeyeceğiniz şeyler var. Denizin dibinde tabiri caizse yok yok. Burada bir elektrik süpürgesi, plastik bir yağmur botu, cam şişeler, işte tüm bunlar dalgıçlar tarafından denizin dibinden çıkarıldı. Bizi de en çok şaşırtan elektrik süpürgesi oldu. Yani bu buraya nasıl gelmiş? Plastik atıklar, şişeler gördüğünüz gibi. En büyük amaçsa farkındalıktı. Bizim sonraki küçük mirasçılarımıza devredebilmek için onu korumaya devam etmeliyiz.